Peki. Ya ne diyecek peki bize bağlanıp? Çocukların babası. Hı. Size mi kızacak? Bana kızacak. Dilara'yı mı savunacak? Dilara'yı da fazla savunmayacak. Derdi niye? Niye bağlamak istiyor? Yani ben daha önceden de söyledim zaten bizim bir problemlerimiz vardı. Çocuklar bana gelmek istemedi vesaire. Hep beni kötülediler. Arkadaşlar Ethem Bey eğer bu meseleyle ilgili olarak konuşmak istiyorsa yayını alalım. Bence Ama hiç. yani Yasemin'le bir hesaplaşması varsa o bizi Aynen onlar ilgilendirmez olacak. yani. Aynen o hiç gerek yok. Habib'in karısının arkadaşı şu anda telefon hattındaymış. Evet. Alo, hatta mısınız? Evet. Siz Habib'in eşinin adı neydi? Ya ismini şu an vermek istemiyorum Tamam, onun peki bilmek vermeyelim. Habib'in istendiği için. eşinin yakın arkadaşı mısınız? Yani sayılır öyle. Çok değil de sayılır. Şu anda da Habib'in eşini görüyorsunuz ekranda. Peki ne biliyorsunuz? Yani boşanma İnşallah aşamasındalar mı? boşanmazlar. Benim bu olayla bir ilgim yok diyor Dilara. Öncesinde zaten boşanma kararını vermişler gibi bir iddiası var. Yani Habib'le Gülseren boşanmak istiyorlar mıydı? Boşanma aşamasındalar mı? Allah korusun. Ya şu an daha önce öyle bir şey olmadı. Şu an ister istemez eşi direkt bu programı izledikten sonra direktmen boşanma davası açtı. Ay ne olur boşanmasın lütfen. Şu Boşanmasın. an Boşanmasın psikolojime zaten kardeşim. Boşanmasın. bir dakika hanımefendi bir dinleyelim. Buyurun dinliyorum sizi. Boşanmasın. Eğer hani kim olursa olsun aynı şeyi yapardı. Hayır, 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 hayır. Şu an Hayır, hayır. ama Habib Bey yok diyormuş. Asla boşanmam diyor. Oradakini de Aa, aynı şekilde yürütüyor. Habib Evet, Bey boşanmam mı diyormuş? asla Allah'ım şükürler boşanmam olsun diyor. ya Rabbim. Sonuçta iki tane çocuğu var. Allah razı olsun. O yönden Allah razı olsun. Boşanmasın. Hiçbir yıkılmış yuvanın üstüne yuva kurulmaz. Yani bu arada hanımefendi bir Kurulmaz. saniye. Hanımefendi bir saniye. Özden arkadaşımız, koordinatörümüz Habib Bey'in eşi Gülseren Hanım da konuşmuş. O da boşanmayacağım diyormuş. Aa, Gülseren Hanım hattaymış. Alo Gülseren. Vallahi. Dilara iyi dinle. Gülseren Hanım hatta mısınız? Evet, hattayım. Ben senin Gülseren ayağını Hanım, siz tutayım. eşinizin Dilara ile ilişkisini ne zaman öğrendiniz? Pazartesi, salı falan ben öğrendim Didem Hanım. Daha yeni öğrendiniz. Aynen Evet. öyle yeni öğrendim. Peki siz boşanma aşamasında mıydınız? Kesinlikle, hayır kesinlikle ben boşanmayacağım. Onun ikisini ben süründüreceğim. İki tane çocuğum vardır. Peki aranızda bir karı koca arasında bir sıkıntı var mıydı Habib'le? Ya çünkü Aynen vardı hani böyle bir gece eve gelirdi, bir gece eve gelmiyordu. Bir hani ben çalışıyordum. ha Dilara diyor ki daha öncesinden zaten Habib Gülseren'den boşanacaktı. Onun Hayır, kesinlikle öyle benim onunla bir sorunum yoktur. Bu bir senedir ne yapmışlar ne ettiler bunun falı salı günü meydana çıktı. yani Dilara ile bir senedir bir şekilde tanıştığı için de gece eve doğru düzgün gelmiyor muydu? Aynen öyle. Bir Çünkü de çalışıyordum. yurt Meğer ki dışına İstanbul dışına gidiyoruz, dosya dağıtıyoruz direkten. O gün Dilara da eve gelmiyordu. ha Dilara da eve Tabii, gelmiyordu. yazışmalarda orada Aynen. ya. İki tane Tabii. çocuğum var. Aynen gülüm. Bir dakika dur dinliyorum. Kesinlikle ben ondan boşanmayacağım. Yani ikisinde de hani tazminat davasını açacağım. Oğlum 14 yaşında. Yazık günah sana ya Yazık. Gülsün. Evet. Boşanma gülüm, 14 yaşında boşanma. çocuğu var, yazık. Kızım 7 yaşında. Ben sana kurban olayım, boşanma. Boşanma. Kesinlikle zaten boşanmayacağım. Boşanma gülüm. Ben senin her daim arkandayım. Çünkü birisi benim suçluysa çocuğum. Ben sana sonuna kadar destek veriyorum. Yıkılmış bir yuvanın üstüne hiçbir şekilde mutluluk olmaz yavrum. Aynen öyle. Zaten Yıkılma. Ben eşim senin arkandayım. iki sene önce gene birine takıldı, evi terk etti, gitti. Aynen. Aa, 2 sene önce de Aynen. oldu olay, aynı olay. Aynı olay. Biriyle çıktı yani. O da mahkemeye Aynen gitmiş. öyle. 2 sene de cezaevine girdi. O bir sen yüzünden mi oldu? Aynen. Hem iki sene cezaevine girdi, pis işleri yapıyordu diye. Dilara dinledin mi? Bak şu anda Habib'in eşi telefonda diyor ki benim kocamla aramda sıkıntı yoktu. Bir yıldır zaten gece bazı eve gelmiyordu ve ondan boşanmayacağını Didem Hanım, söylüyor. elinizde delil var. Bana lütfen sormayın ya. Yavrum Bakın ben çık yabancı gel duruma ol. düşüyorum. Ol Elinizde çık delil var. gel 2 sefer mahkeme sen neysen kağıdı açıldığına ve birçok kez eşi tarafından yalandan yere bayılarak o davanı reddedi. Elinizde deliller var.
Habib de boşanmayacağım. Vermek zorunda değilim. Çünkü Dilara, ben yabancı durumuna düşüyorum. Gel, yani benim yüzümden boşanıyormuş gibi oluyor. Yavrum, ben hayatına girmeden önce de böyleymiş. Bana niye soruluyor? Ben onu anlamıyorum. Ya şu an gündem bu değil ki. Evet, ben ilişkim var diyorum ve mutluyum. Bu neden uzatılıyor? Neden? Yavrum çık gel oğlum. Delilse çık, veriyorum, gel. Kanıtsa veriyorum. Ve niye sürekli hala benim üzerime geliniyor da bu böyle bu böyle deniyor? Tamam, İnanın hanım lütfen bakın sizden de özür dilerim yalan söylediğim tamam, için. Tamam Gülseren'e bir soralım. Sen bu senin iddian çünkü daha önce bize doğruyu söylemediğin için böyle bir belge var mı yok mu? Bana gönder o zaman o belgeyi ben de ekranda göstereyim. Diyeyim ki Gülseren doğruyu söylemiyor Dilara doğruyu söylüyor. Ama sen daha önce bana doğruyu söylemediğin için kafam seninle ilgili karışık. Ya seni zorlamasak o fotoğrafla ilgili onu kabul etmeyecektin yani asla. Şimdi bir kere yalan söylendi diye kafa karışık olacaksa suçlu ben olayım Didem Hanım. Ben size delil gönderdim. Yavrum sen suçlu değilsin. Boş ver hikayelerini de gönderdim. Gülseren Hanım'a soracağım. Kanıtları da gönderdim. Yavrum seni suçlayan kimse yok. Yasemin durur musun? Ben çocuğumu Gülseren, istiyorum. Bir dakika susar mısın Yasemin'cim? Tamam efendim. Gülseren'cim daha öncesinde ben belgeleri de gösteririm. Aralarında bir boşanma davası başlamıştı diyor. Dilara. Aynen öyle çünkü niye gene öbür kıza gittiği için öbür kadın onun beynini yıkadığı için ona gitti. Ondan sonra cezaevine girdi. 2 sene cezaevinde kaldı. Şu anda o şartlı tahliyeli gene evdedir. Evet. Yani bir senle beraber olduğu sırada o sırada senden ayrılmak istedi. Zaten sonra cezaevine girdi. Fakat sonrasında Dilara ile beraber olmaya başladıktan sonra aranızda açılmış bir boşanma davası girişimi var mı? Yok. O zaman Habib yalan söylüyor Dilara'ya. Buradan aynen, onu anlıyorum. Dilara da yalan konuşuyor o zaman. Habib Bey bir konuşun ya. Size bu soruların asıl yanıtı sizde yani. Bir sen ilişki yaşadınız mı? Gülseren'i aldattınız mı? Dilara ile beraberken ondan sonra bir yandan karınıza yalan mı söylediniz? Bir yıldır eve doğru düzgün gelmiyormuşsunuz yani. Allah Allah. Bunları kadınlara niye yaşatıyorsunuz ya? Bunu siz araştırın. Aynen. Tamam. Duydun mu? Daha önceki ilişkisinden haberin var mı Habib'in Dilara bir senle? Var. Ya Didem Hanım Allah rızası için benim konum neydi ne oldu ya? Ben size gerçeği de söyledim. Evet ilişkim var dedim. Neden uzatılıyor? Bundan sonrası beni alakadar etmez. Canlı yayına çıkıp da bir şeyleri ben kanıtlamak zorunda değilim. Dilara bir yuva değilim. Yıkıyorsun bak. Yuva yıkıyorsun. Bak, bir yuva yıkıyorsun yani. Dilara şu anda. Bundan sonrası beni bağlamaz. Bak, ne yuvası siz neyden bahsediyorsunuz ya? Ben bahsetmiyorum ya? Yeşim. Biraz sakin ol. Terbiyeli ol. Sakin ol bak biraz. Ne yapıyormuşum biraz ben ya? Biraz sakin ol. Terbiyeli ol. Bak 14 ben yaşında ben söylemiyorum. Ben terbiyesiz bir cümle kullanmadım. Bana terbiyesiz bir cümle kullanılmış muamelesi yapmayın. Sesini yükseltme Dilara. Beni kimse alakadar etmiyor. Var konu ya, neydi? Konu neydi? Çok konu ayıp ediyorsun. Mı? Kaçırılmadım buradayım. Konu kapandı bitti. Üstü buna konu biraz dikkat etmeni öneriyorum sana. Ayıp ediyorsun. Şu anda boşanma davası gerçekleşmeden bu konu kapanmaz bitmez bir. Daha boşanma davası ya bir kadından yazık. Boşanmıyorum diyorsa bu iş çekişmeli olarak devam eder bu iki. Tazminat tamam hakkı doğar. Tazminat şu an ekranda sen bunu söylediğin için sen bu ilişkiyi kabul ettiğin için Habib Bey'le paşa paşa Gülseren Hanım'a yüklü bir tazminat ödemek zorunda bu üç. Oldu mu? Memnun oldun mu? Biz sana doğru yolu göstermeye öderiz, çalışıyoruz. Sıkıntı ne? Öderiz. Doğru yol ne ya? Doğru yol yalan yanlış itham ederek mi? Doğru yavrucuğum, yol ne? Yavrucuğum yuvana gel, yerine gel. Koyun, bak kollarıma gel oğlum. Benim yüzümden mi boşanıyormuş şimdi? Benim yüzümden boşanıyorsa Beşi gelsin bana söylesin ben kalkıp gideyim. Ben de şimdi böyle söyledim. Gülseren Hanım'ı dinle o zaman. Gülseren Hanım'ı dinler misin? Gülseren, Habib, Dilara yüzünden mi senden boşanıyor? Evet. Aynen. Duydun mu? Dilara. Evet. O taraf dinleniyor, inanılıyor, bana inanılmıyor. Oğlum duydun ya. Mu, duydun mu? Gülseren Hanım'ı duydun mu? Kızım, gel yuvana. Bir dakika Yasemin karışma bir dakika. Neyi duydun mu? Bir daha söyler benim misin? Benim yüzümden mi? Tamam, benim yüzümden konuş şey, boşanılmıyor. Öyle diyor Gülseren. Gülseren bir daha söyler misin, duysun. Evet, Dilara benim yuvamı yıkıyor ama yuva yıkarın yuvası asla olmaz. Onun 2 tane çocuğu var yani. Olmasın, ben senin yuvanı yıkıyorsam Allah... Ya abi yok. Bu konu uzayacak bana hala damga vuruluyor. Bana yok abi. Ya Dilara sana doğru yolu göstermeye çalışıyoruz. Niye anlamıyorsun kızım ya? Bu çocuk israf olup gidecek. Ben ya çocuğumu yazık, istiyorum. Yazık. O adamın elinden kurtululmasını istiyorum. Yazık. Çocuğumu alıp ya kadın esirgeme yurduna versinler. Ya da bana getirsinler. Ben çocuğumu o adamın bu akşam bugünden itibariyle ben o adamın yanında kalmasını istemiyorum. Bu işi güzellikle tamamlayacak olan kişi Habib.
Bir yandan karısı iki tane çocuğu perişan durumda. Çocuğumu getirsin bana. Nasıl aldıysa benim çocuğumu benim evime getirsin. Gitsin kendi yuvasını kurtarsın. Benim çocuğumu, benim yuvamı huzursuz etti. Kendi yuvasını bari huzursuz etmesin. Benim çocuğumu bana getirsin. Habib benim çocuğumu bana getir. Nasıl aldıysan o dolap dereden taksiyle götürdüysen arabanla. Benim çocuğumu bana getireceksin ve benden de bütün annelerden de özür dileyeceksin. Dilemediğin takdirde de ben sana kadınlık gururum adına dava açacağım. Bu da ikinci. Benim çocuğum bugün içerisinde benim evime gelecek. Allah Dilara'ya akıl fikir versin. Ben bir benim şey çocuğum bugün benim evime gelecek olmadı. Devletimden ricam. O olduğu yerden alsın, kadın sığınma yurduna koysunlar. Tamam, bir Gülseren'i orada kalsın. Çünkü diğer mağdur olan diğer bir kadın da Gülseren. Beni mağdur ettin, beni rezil ettin, beni mahvettin. Ha ben rezil olmakla şu, benim yuvamı bozdun. Şimdi benim anladığım, bozdun. Bak benim anladığım kadarıyla Habib, Dilara'ya diyor ki, yani bunu tabii bu bir ya, bu, bu bir tez. Dur bir dakika, bu bir tez. Bunu ancak Habib'le konuşursak anlayacağız. Tabii. Çünkü karısına, yani etrafına da boşanmayacağım diyor. Dilara'ya da sen boşanacağım ondan kandırıyor diyor. Sevgili Gülseren, sen şu anda kendi evinde mi yaşıyorsun? Yok. Üç babası gündür oğlum kendi eğitimden uzak durdu. Yatakta çıkmıyor. Sabah akşama kadar ağlıyor. Ay. Ya. Allah korusun. Peki Habib ne zamandır eve gelmiyor? Eve gelip gidiyor muydu? Ne zamandan beri eve gelip gitmiyor? Bir senedir bir gece geliyordu, bir gece gelmiyordu. Hep diyordu çalışıyorum. Merki çalışması da çalışma değilmiş. Hayatta da hayat değilmiş. Yani hep birinin para, yanında para olduğunu, birinin yanında olduğunu söylemiyordu. Sadece ben çalışıyorum diyordu, öyle mi? Evet. Dilara ile Soma'ya gidiyorlar. Ne iş yapıyor peki? Normalde ne iş? Nasıl geçiniyor? Artık onu da siz de araştırın. Aynen. Oo, bayağı ağır iddialar bu var. Bu bankalara yani ne veriyorlar bunlar? Ben onu anlayamadım. Hiçbir şey vermiyorlar. Neyin? Bankayla alakaları yok. Başka türlü. Ne işte o ne? Amirim başka türlü. Tamam bir saniye bir dakika. Onu canlı yayında söylemek istemiyorum başka türlü. Bu ve önemli bir iddia. Bir şey soracağım. Şimdi bir orada bir ev tutmuşlar ya sevgili Gülseren. İşte beni çok güzel tatile götürüyor falan dedi ya Dilara. Peki size para veriyor mu geçinmeniz için, çocuğuna para veriyor mu hiç? Hocam hani yani nadir eve kira falan bırakıp gidiyordu. Ben kiracıydım. İki sene ben çalıştım. Elim kollarım titriyor onun için sinirden. Evet. Kadın hasta ya. Ya sadece an evin kirasını veriyordu. Sen evi geçindiriyordun. Aynen. Öyle mi? Aynen. İki sene ben çalıştım. Ama ben dedim hani hep bu yani olacak. İnsan olacak ama boşanmak. Peki daha önce bir sen denen kadın kim? Ona ne kadar ilişkisi sürdü? İki sene, üç sene gene sürdü. Cezaevine girdi. Onun peşini bıraktı. Bu sefer gene geldi. O işine devam etti. Bu sefer de kendine onu bulmuş. Yine cezası var. Şu anda aynen. Aslında şu anda adli kontrol şartı. Yani, aynen. Evet. Adli kontrol şartı. Yani bir kişiyi işte öldürmüş galiba. Evet. Hükümlü mü şu anda? Öldürmüş 8 senede çıkamazdı. İmkansız o. Adli yok, kontrol şartı. Öldürmek değil. Aynen öldürmek değil. Değildir o. Daha önce değildir kendisi canım bize öyle söylemişti. Öyle neydi Gülseren o suçun tanımı? O bir yok suç üstüne kalmış, yok bir şey kabullenmek zorunda kalmış. Bunu kendisi izah etmişti. İşte 24 seneymiş de mahkumiyeti. Şu anda yüklü bir para ödüyormuş pandemi dolayısıyla çıkartıldığı için adliyeye. Ve hatta kendisi de söyledi öyle zamanında. Bir şey yok, öyle bir şey yok. Yani neyse bir şey söyleyeceğim ama Yasemin'i bir dakika. Kendisini söyledi. Yasemin, şimdi Dilara buyurun şu anda Habib'in sevgilisi. Evet. Sevgilisini gezdiriyor, tozduruyor, bilmem ne yapıyor. Kullanıyor. Yani ben o ifadeyi kullanmak istemiyorum. Evet efendim. Ama kendi ailesini, ondan sonra kadını, çocukları, herkesi mağdur ediyor. Evet efendim. Bir babasın Habib Bey, bir babasınız siz ya. Ben şikayetçiyim. Çocuğumu da beni de huzursuz ettiği için, karısını da bu hale düşürdüğü için, çocuklarını da bu hale düşürdüğü için ben şikayetçiyim. Gülseren seni ne zaman aradı Habib? En son ne zaman konuştunuz? Abi ben pazartesi salı günü ben onun bütün fotoğraflarını gördüm. Gidiş o gidiş oldu zaten bir daha. 4-5 gündür ne beni aramış ne kendi oğlunu aramış. Yazık günah ya. Bütün iddiaların odağındaki isim Habib. Habib senin konuşman lazım. Araya gidelim devam edelim.